Mikserli Hayri amca tam 77 yaşında ve halen bu yaşına rağmen çalışıyor, öyle mi ustacığım? Tarım işleriyle uğraşıyorum. Tarım evet. İşleri ve aletleriyle. Aletleriyle, A'dan Z'ye kadar hepsi var. Neler yapıyorsun Hayri usta? Efendim, balta, çapa, keser, ondan sonra... Onların sap balyo, kısımlarını yapıyorsun. Onların sap işlerini yapıyoruz bunlara. Hı hı. Tamce, saksı, ondan sonra yayık, fıcı. Bu ayran yayığı, bildiğimiz ayran yayık. Ayran yayığı, evet. Hı hı. Ayran yayığı yapıyoruz. İşte onların tabii tamamını elden çıkarıyoruz. Balımız Tokat'tan geliyor, nakliyeli. Hı hı. Efendim, burada imar ediyoruz. Hı hı. İsteyenlere burada veriyoruz. 77 yaşındaydın değil mi Hayri amca? 77 yaşındayım şu an. Şu anda? 27 yaşımda geldim. Akkuş ilçesinde. Gökçebayır köyünden geldim. Hala çalışmaktayım. Ordu'dan geldin yani. Ordu Akkuş'tan geldin. Akkuş'un Tivi köyünden geldim. Hı. Ordu'yu hiç bileyim. Hı-hı. Ordu vilayetimiz de gerçekten. Evet. Fakat hiç gitmiş değilim hani. Hı hı. Ha. Hani biraz konuşmak istiyoruz değil mi? Tabii. Askerliğimiz Çanakkale'de bitti. Bahri askeriydim. Hı. Onbaşıydım. Ondan 3 sene 36 ay askerliğim var. İskenderun'da yaptım eğitimimi. Oradan 4 ay sonra Çanakkale'ye nakli olduk. Sen 3 yıl askerlik yaptın öyle üç mi Hayri amca? 3 yıl askerlik yaptım. Jandarma 2,5 seneydi. Bahriye 3 seneydi. Hı-hı. Evet. Eskiden o kadar uzundu yani askerlik, uzundu, değil mi? Uzundu. Babamın da yanına daha değildim. Ayrıydım. Bir barakanın içindeydim köyde. Çok fakir bir insandık çok. Oradan işte 61 tarihinde buraya Niksar'a geldim. Rahmetli Şavgı Bey vardı, Mesudiyeli. Evine geldim. O taş bina vardır, tarihi bina, Çikeş bir caminin orada. 3 senede orada kaldım. Hı hı. Şavgı Bey'in oradan da nasip etti Cenab-ı Allah bize. Burayı aldık, burayı yaptık. Asıl mesleğin nedir Hayri amca? Hep bu işle mi uğraştın? Bu işle uğraştım. Asıl mesleğim çok. Diş çekmek, iğne vurmak. Diş çekiyorsun, diş iğne yapıyorsun. Hep yapıyordum. Yarı doktor. Hepsini, bayağı hepsini. Hepsini yapıyorduk. İşlerimiz hakikaten çok kritik, çok iyiydi. Fakat ama evlat yetiştiremedik. Bu işi yapan kalmadı. Kalmadı işte. Onun için biraz hani derdim var. Hı hı. Gaye insan öldüğü zaman da bir eseri kalsın. Gaye budur hani. Ama var eserlerim burada. Yayıklarım var. Var. Bu devam etmez daha benden sonra. Yok. Benden barabara gider. Yok. 5 kardeşiz. Hı hı. Dördümüz Hüseyin Gazi'de Ankara'da. Ondan sonra birimiz Antalya'da. İşte her birimiz bittik köşeye düştük. Hı hı. Peki evet. Eskiden burada Niksar'da böyle arkadaşlarım var mıydı bu işleri yapan? Vardı. Burada 9 yayıkçı vardı burada. Hı. 9 tane vardı burada. Hepsi işte sağcılık gitti. Kimisi öldü, kimisi bıraktı İstanbul'a gitti. Efendim işte burada 2'de kaldık. 2'de biri asker şubanın altı yanında. Bir de burada ben kaldım işte. Başka daha yok. İki kişi kaldınız. İki kişi kaldık. Hatta sanayiye yönelik bizleri. Hep sanayi tamamen gitti aşağıya. Belediye bize çok zorladı hani aşağı. İle gideceksin diye. Bir de reise gittik, derdimize yandık. Efendim dedim, bizim sanayimiz çıkmaz bir yer. Orada mahallesi yok. Ben çarşının güvende yayıyorum satamayayım da dedim hani. Orada bana kim bakar? Benim malımı kim alır? Reis Bey dedim, benim eğer sen yayık yiyeceğimi verirsen, beni görürsen kömürümü yiyeceğimi, evet ben gideyim oraya dedim. Kalsın babam burada dedi. Elleme dedi. O şekilde kaldık. Şimdi Hayri amca, evet. Yayık yapıyorsun. Tarım aletleri, tırmık, tırpan. Hepsi. Şimdi bize tırpan yaptın az önce değil tırpan mi? Tırpan yaptık. Tırpan ne işe yarar? Tırpan efendim ot biçmeye, başlıca ekim biçmeye, yonca biçmeye. Tırpan hani kesici bir alettir. Ot gibi işte böyle benzer şeyler hepsini keser, biçer. Burada halen yapılıyor mu? Hala devam satılıyor eder. Satılıyor da. Hala devam eder. Niksar ilçemizde bizim bunlar çok başta gelir yan aşağı yukarı. Herkesin hepsinde, reşber olanların hepsinde vardır. Yayık da yapıyorsun bunun yanı sıra. Yayığı satabiliyor musun peki? Yayık işi şöyle, biraz tabii ki makine çıkalı. Yayık biraz tabii iflasa gitti hani. Kuruldu hani tüvek çıktı, mertlik bozuldu demesi gibi. bu da aşağı yukarı gitti hani. Çünkü kadınların keyfi ne oluyor bu? Hatta bu yayıklar, bu ceyran yayıkları hiç iyi de değil. Yağ değildi, alt suyu değil. Çam yerinden çamsı bir de tadı vardı bunların ki. Daha da iyidir hani. Çam, tahtası çam, çamdan çam, değil mi? Çamdan. Bunların yağı gayet dek çıkar. Tabii şey artısı da çok tatlı yenir bunların. Ötekinin haliyle yağ da yenmez,
hem de şeyde bu şapşalda yaşamaz yani. Hı hı. Yani bu varır. Yani ötekinde senelerce taşır. Evet. Evet. Şimdi Ayrı amca, eskiden tabii çok yapıyordunuz değil mi? Çok yapardık. Niksar'da ben haftada 10 yayık satardım. 10'dan aşağı. 10'dan aşağı yoldu hiç. Aşağı senede, seneliğe gelince en az 110-120 yayık satardım. Hı hı. Onunla yaptık bu evi. Yoksa imkan yok. Şimdi işte yine Allah'a çok şükürler olsun. Nasibimiz geliyor. Saptan, saçaktan, işte bir yayıktan şöyle böyle geliyor. Eski insanlar yine hala bu yayığı alıyorlar. Öyle mi? Alıyorlar. Evet. Pavyon gibi yerlere, seyir yerlerine bir küçük yayıklar gidiyor. Onlara ben musluk takıyorum aşağısına. Hı. Bunlar, ayran yapıyorlar ayran genellikle yapıyorlar. Ayran yapıyorlar. Evet. Hani yayık, yayık ayranıymış gibi bunu asıyorlar böyle. Hı-hı. Seyir yerlerinde. Hı-hı. Herkes bakıyor böyle alıyor, içiyorlar bardağına. Eskiden tabii hep bunlar vardı değil mi? Tırmık da yapıyorsun. Tırmık ne işe yarıyor? Tırmık ot dırmıyor. Belli böyle çallar mallar var talanın içinde. Hı-hı. Onları şeker getirir. Onları dırmıyor. Ondan hı-hı sonra bazen hebek yiyorlardı bazı. Böyle yığın derlerdi. Onları böyle yüzüne dırmıyor. Dillerine dırmıyor. Çok işe yarar tırmık. Evet, onun dedemini çıktı. O da kaldı da gitti. Onda da işte silah çıktı, mertlik bozuldu, yani o da aynı hesap. O da aynı, ne yaptın mesela yani? Kofa yaptım mallara yal yemek için, saksı, mallara yal için. Onundan plastikten çıktı, 1 lira tanesi. Kova da yapıyorsun. Kova yapmam mı? Yapıyordum. Hı-hı. Daha orada lastik kovalarımız var. Ha, nereye gittim? Tahtadan kovalar. Tahtadan da yapardım, lastikten çıktı, lastikten yapıyordum. Eski yapışımız tahtaydı. Evet. Hayır usta, şimdi ustalar azalıyor artık, sizin gibi ustalar. Ne düşünüyorsun bu konuda? Neler hissediyorsun? Efendim, o zaman tarih çok çalma çatmıldı. Şu anda demirin demiş, demirin tüyü kaldı, insanoğlarının tüyü kaldı hani. Şimdi şu zamanda ben öyle hani, tahminim benim öyle hani, zaman çok azdı. Bizim günümüzde çok saygı vardı. Büyüklere saygı çoğuydu. Biz büyüklere yanında sigara içmek nerede ki, neredeydik hani? Eskiden şeker, çay yapmak neredeydi ki? Şeker yoktu ki. Yakmaya bir defa gaz yoktu ki. Gazı ancak mıhtarlar, kaymakamlar yakardı. Biz kullanırdık, çıra yakardık. Hep çıra yakardık. Eski çarık giyerdik. Lastiği bulsak, ıskarp indirdik ayağımızda. Lastik bulsak, lastikten temsil. Tokalı lastik çıktı. Iskarpın giydik sandık ayağımızda hani. O kadar o durumlar vardı eskiden çok. Şimdi saygı yok eskisi gibi hani. Benden, memleketimizde fakirlik şu oldu. Niksar ilçemizde bizim o Akkuş'un köylüklerinden patates sırtlarında çuvalından böyle gelirlerdi buraya. Buradan efendime söyleyeyim öteber alırlardı sırtlarına. Yine de onda armut ağzımızdan gitmesin deyin bir iki kilo armut alırlardı yine armudun içinden geri yemeye böyle. O adamlar bizim orada yatarlardı. Sabahleyin kalkarlardı köyüne varırlardı. Ama şimdi neden? Araba çıktı efendim. Adam buradan biniyor, evinde. Kimse kimseyi tanımıyor şimdi. Eskiden tanıştık, sohbet, ehbaplık böyleydi hani. Yatardık, gelirdik, giderdik. Bir de bir kardeşlik vardı, ahiret kardeşliği vardı böyle ki. O daha bambaşkaydı hani. Haftada bir geliyordu evine, sen oraya giderdin böyle sohbet, ne bileyim ben. Mevlid okudurduk ondan. Ondan Mevlid'den sonra böyle bir oyun çıkarırdık. Çok eskiden çok öyleydi hani. Ve şimdi yok. Peki ustacığım, ellerine sağlık. Tırpanların için, tırmıkların için, sağ yayıkların olun. İçin. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizden razı olsun. Ben kağıt yazmıştım gerçekten de. Ne yazdın? Demek ki gerek olmuyor kağıda. Ne yazdın? Ben kağıdıma
Belki dedim gelirlerse Mahcup Bey ileriki gelişlerinde ben çok şey oldum, mahcup oldum. Şu dört numara en sonuymuş. Hep okuyamak da. Bakalım şu ne yazıyor? Numara. Ne yazmışsın ustacığım? 68'de açtım dükkan. Kader böyleymiş. Terk ettim mekanı. 79'da kaybettim ana ile babayı. Oku bakalım ustacığım. Oku bakalım. Şiir gibi yazmışsın. Okuyabiliyorum değil mi? Tabii okuyabiliyorsun. 68'de açtım dükkanı. Kader böyleymiş, terk ettim mekanı. 79'da kaybettim ana ile babayı. Onun için silemem gözyaşlarımı gayrı. Beş kardeş idik her birimiz, her biri ile ilçeye koştu. Ayrılık hasreti çekerim bağrımı deşti. Arka artık geldi, iş işten geçti. Onun için dertli, dertli söylerim.